Ben mahrem ve mühim mecmuaları, hususan Süfyan'a ve Nur'un kerametlerine dair risaleleri kömür ve odunlar altında sakladım. Evet arkadaşlar, belirli bir zaman diliminde bu risaleler ihtiyata istinaden, mecburiyete binaen kıyıda köşede kalan risaleler dolaplara, odunluklara, bodrumlara gizli tutularak saklanılıyordu. O dönemin şartları mucibince. Neden? Çünkü risaleler umumen serbestiyeti Hazreti Ali'nin, yanlış hatırlamıyorsam Emirdağ layıkasında bu ifade mevcut, izin vermesi ile kazanamadığı için serbestiyeti mahrem tutuluyorlar idi. Fakat Üstad Hazretleri burada bize bir ölçü veriyor. Mahrem risalelerin ne zamana kadar ihtiyaten gizli tutulması gerektiği ile alakalı bir mesajı var. Bakın, bilhassa Süfyan'a ve Nur'un kerametlerine, 8. Lema gibi, 8. Şua gibi, 7. Şua gibi değil mi? Risaleleri kömür ve odunlar altında sakladım. Ta benim vefatımdan veya baştaki başlar hakikati dinleyip akıllarını başlarına aldıktan sonra, bu hakikatleri mahsettikten sonra, aldıktan sonra, hazım edebildikten sonra onlar idrak edebildikleri müddetçe ne yapılmasına izin veriyor Üstad Hazretleri? Neşredilmesine müsaade buyuruyorlar. Değil mi? Demek ki iki husustan birisi risalelerin serbestiyeti kazanması sayesinde ve neticesinde mahrem risaleleri umuma isharı arz edebileceksiniz. Ki onu yapıyoruz işte internet aleminde. En yabani adamlara, en zirve noktadaki risaleleri mertçe, erkekçe söylüyoruz elhamdülillah. Kendi adıma söylüyorum. Abur cubur nanurcular bu meseleye dahil değildirler. Korkak olanları meselenin dışına çıkarıyoruz. İkinci husus, benim vefatımdan sonra neşredilsinler. Ki Üstad Hazretleri vefat edeli, cennete gideli çok oldu. Değil mi? Yıllar yıllar oldu. Demek ki vakti Ayasofya Camii meselesi gibi. Geldi, hatta geçiyor bile. Onun da açılmasını ta o zamanlar Üstad Hazretleri tavsiye ediyordu. İstiyordu. Mektuplar olsun, risaleler olsun. Her vesile ile bunu bildirdi o zamanın hükümetine. Ezanın uydurukça bir şarkı olan Türkçe ezanın aslı olan Arapçaya çevrilmesi, risalelerin serbestiyeti ile neşredilmesi. Üçüncü husus, Ayasofya ibadethaneye açılsın. İstirhamı bu üç husus Üstad Hazretleri'nin. Buradaki meselede de anlamamız gereken husus, risalelerin mahrem olanlarını da neşredip efkârı arz edebilirsiniz. Fakat iki şart var. Bir, baştaki gafil kafalar sarhoşluktan, ayyaşlıktan çıkacaklar. Hakikate ülfet peyda edecekler. Yabani ve yabancı olmayacaklar ki bu zor bir ihtimal. Allah'tan umut kesilmez. İkinci husus, ben vefat ettikten sonra paşa paşa bunu ishar edebilirsiniz. Söyleyebilirsiniz, anlatabilirsiniz, suallere cevaplar verebilirsiniz. İşte onu yapıyoruz şu an. Sırrı inna atayna risalesini okumaktan dilim patladı. Elhamdülillah. Hala okuyorum, hala okuyorum. Ezberledim yani. Gibi. Gibi yani, ona yakın. Ne diyor orada? Şeriatı
Ahmediye'nin ve Şeyair-i İslamiye'nin tahribine çalışan Mason komite reislerinden ve hiçbir cihette müstehak olmadığı Mustafa Kemal ismi ile malum olan şahs-ı menhus, o deccallerden birisidir. Birisidir. Amenna ve saddakna. Bakın, hafızamı almışım okuyarak. Kulaklarındaki pasları Allah inşallah silmesiyle hidayet buyursun. Amin. Hidayete, ıslaha kabiliyetleri, istidatları, istihkakları var ise şayet. Dediğim gibi burada bu mahrem risaleleri umuma, millete anlatırken ölçümüz nedir? Üstadın bizzat kendi ifadeleridir. Ta benim vefatımdan veya baştaki başlar hakikati dinleyip akıllarını başlarına aldıktan sonra neşir edilsinler diye müsterihane dururken birden taharri memurları ve mutte-i umumun muavini menzilimi bastılar. O gizli ve ehemmiyetli risaleleri biraz evvel arz ettiğim veçile 5. şua, 7. şua. Hatta ona kalırsa birinci söz dahi mahrem. Nurculuğun neyesi dahi mahrem. Kemalizm İslam düşmanı biliyorsunuz. Putperestliğin modernist görünümlü güncel versiyonu. Saklı kalmış putperestliğin ortaya çıkarılmasındaki birinci ayak Kemalizmdir. İkincisi fetoşizmdir. Bizi en son alakadar edecek olan, fakat dünyanın başına bela olan komünizmdir üçüncüsü. O gizli ve ehemmiyetli risaleleri odunların altından çıkardılar. Hem beni tevkif edip Isparta hapishanesine sıhhatim muhtel bir halde gönderdiler.